Her şey hazır efendim. Münat Bey'e sunacağımız hediyeleri de atlara yükledik. Güzel. Daha fazla bekletmeyelim o zaman. Ne kadar çabuk anlaşma sağlarsak... Söğüt'ü de, Ertuğrul'un canını da o kadar çabuk alırız. Efendim, Tekfur Ares geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Alın içeri. Tekfur Ares niye gelmiş olmalı buraya? Gidecek başka yeri yoktu ondan. Sen Konya'da değil miydin? Evet. Konya'daydım. Madem yenildin, bari onurunla ölseydin. Ama sen korkakça davranıp bildiğin her şeyi Türklere anlattın. Sen hiç merak etme Kritos. Ben anlattıklarımla önce Türkleri birbirine düşürdüm. Sonra da ellerinden kurtuldum. Neden geldin buraya? Ertuğrul. Yarım bıraktığım işi bitirmeye geldim. Ertuğrul sadece benim düşmanım değil, hepimizin düşmanı. Onu ancak birlik olursak yenebiliriz. Onu yenmek için sana ihtiyacım yok Ares. Ertuğrul'a ve ona bağlı obaları en iyi ben tanıyorum, Kritos. Tanıdığın için mi yenildin? Ha? Tanıdığın için mi yenildin? Asırlardır imparatorluğun elinde olan kaleyi kaybettin. Kutsal İmparatorluğumuz yüzyıllardır başkenti olan Konstantinopolis'i Latinlere kaybetti. Ama bu vazgeçtiğimiz ve geri almayacağımız anlamına gelmez. Sözü daha fazla uzatma Ares. Seni yanımda istemiyorum. Ben şimdiye kadar hep kazandım. Kaybedenlerle yürüyecek bir yolum yok. Nasıl istersen Kritos. Ama ben buraya cehennem savaşçılarının lideri olarak geldim. Sen olmasan da ben Türklerle savaşacağım. Ama eğer birlik olursak, o zaman hem Karacahisar'ı hem oğlunun intikamını Türklerden alabiliriz. Peki. Tamam. Ama hiçbir etkin olmayacak. O vahşilerle birlikte sadece benim emrimde savaşmama izin veririm. Ertuğrul ve Türklerden intikam almak için her şartı kabul ederim. Anlaştık. O zaman biz şimdi Karacahisar Kalesi'ne, yani senin kaybettiğin kaleye gidiyoruz. Karacahisar'a mı? Niçin? Sulh anlaşması yapmak için. Sen de burada kalıp askerlerimin arasına katılıp göreve başla. Hadi. Hayrola Dumlul? Beyim, Günah Bey'i takip ettim. Evvela senin, imdede Ertuğrul Bey'in peşine düşmüştür. Neyin peşindedir bu adam? Atlar, tez yola koyulalım. Dumlul sen de bizimle gelesin. Emrin olur beyim.
Sen devlet terbiyesi nedir bilmez misin Günalp Bey? Emrine girdiğin uç beyni takip etmek de ne ola? Haddini bilesin Artuk Bey. İşime de karışmayasın. Çekil önümden yoksa çiğner geçerim seni. Geçmene müsaade etmeyeceğim. Haydullah! 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 Günalp Bey, aklından ne geçer bilmem ama aklın sıra Ertuğrul Bey'imi tuzağa düşürmek niyetindeysen boşa heveslenirsin. Şimdi senin buraya kadar takip ettiğin izler Ertuğrul Bey'imin izleri değildir. Bizim izlerimizdir. Bu izler seni ona götürmez. Bir daha karşıma çıkarsan seni ezer geçerim. Ertuğrul belli ki Ankara'ya yol alır. Neden gittiğini öğrenmemiz gerek. Emir Saadettin bizi kervansarayda bekleyecekti. Hemen oraya gidiyoruz. Memnun olurum beyim. Ya! Ya! Yol ayrımında dinleneceğiz. Kılıç Arslan'ım, vakit geldi oğlum. Dinlenme yerinde kaçacaksın. Seni bırakamam ana. Sen de benimle gel. Sen beni merak etmeyesin oğlum. Benim canım senin ve devletimizin yolunda feda olsun. Yeter ki sen bu zalimlerin eline kalmayasın. Hem onlar beni ne etsin oğlum? Onlar benim değil. Senin canını isterler. Ankara Kalesi'nde bir gün sultan olarak gelip beni kurtarmanı bekleyeceğim. Ama seni bırakamam. Kılıç Arslan'ım. Üzerinde Oğuz alameti, üç ok ve bir yay bulunan bu yüzük atan Alaaddin Keykubat'tan yadigardır. Devlet yüzüğüdür bu. Şimdi sana nasip olacak. Türk obaları seni devlet belleyecek. Bu görklü devleti, Mahberi'nin, Saadettin Köpeğin, Altun Aba'nın pençesinden kurtaracaksın. Devletimiz için yaşayacaksın. Beylerim, bundan gayrı yeni yurdumuz bizlere merhum sultanımız Alaaddin Keykubat'ın hakkımız olarak verdiği söğüt olacaktır. Bu hususta bütün obaların hazırlıklara başlaması lazım gelir. Hayme Hatun, Ertuğrul Bey'in emriyle buraya konalı daha ne kadar oldu? Bize yine göç dersiniz. Göçtük yurt, konduk yurttan yeğdir beyim. Ertuğrul Bey'imiz Söğüt'ü yurt tutmamızı ister. Ertuğrul Bey'le Turgut Bey istişare edip bu karara vardılar.
gayri obalarımızın dirliği için göç elzemdir. Beylerimizin kararına riayet edesiniz. Gideceğimiz yer Bizans keferesinin burnunun dibi. Bizi orada rahat koymazlar. Hayme Ana, Halime Hatun. Gayrı devlet eskisi gibi yanımızda durmaz. Bunu siz de iyi bilirsiniz. Sen ne dersin Aslan? Bizans'ın dibine gidersek bizi orada rahat koymazlar. İmdi bizi kollayacak sultanımız da yoktur. Kefereyle cebelleşirken korkum odur ki bir başımıza kalırız. Aslan Hatun, biz birbirimize tutunur. Beylerimizin sözünden çıkmazsak bizi kimse yıkamaz. Ertuğrul Bey'imizin ve Turgut Bey'in kararı kesindir. Gayrı sözü uzatmanın manası yoktur. Tez hazırlıklar başlayacak. Sözü olan Ertuğrul Bey döndüğünde kendisine diyeceğini der. Bir isteğiniz var mı Melike Hatun? Uzak dur. Başka bir şey istemem. Bakın size iyi niyetle... Uzak dur Altunaba. Savuş buradan. Az kaldı, az. Bekleyin siz. Yerini al. Hadi oğlum. Vakit geldi. Hakkın helal et ana. Helal olsun oğlum. Helal olsun sultanım. Hadi git. Git. Şehzade kaçıyor! Şehzade kaçıyor! Koş sultanım, koş! Koş! Tez yakalayın, çabuk! Çabuk yakalayın! Bırakın! Tutun bunu! Öldürün bu köpekleri, çabuk! Bırakın! Suçsuzlar! Katil! Bırakın dedim! Tez yakalayın şehzadeyi! Çabuk! Bırakın! Bırakın dedim! Hainler!
Yiğit evladım Günalp. Emir Hazretleri. Sultanımız Ertuğrul'un masum olduğuna kanaat getirmiş. Maalesef öyle oldu Günalp. Sultan Alaaddin'in ölmeden evvel gönderdiği fermanı görünce kaledeki vazifeme itiraz edecek gücü kendinde bulamadı. Askerlerimle birlikte kaleye yerleştik. Âlâ, çok zekice düşünmüşsün. Ertuğrul'u ancak Sultan Alaaddin'in fermanı ile ikna edebilirdin. Lakin Emir Hazretleri bir şey sormak isterim. Ertuğrul, sultanımıza bu kadar sadıksa neden ondan hala şüphe ederiz? Günalp, Ertuğrul puslu havada ava çıkmış bir kurttur. Sakın ola onun sözlerine itibar etmeyesin. Sultanımız Alaaddin'i kandırdığı gibi imdi de sultanımız Gıyasettin'i kandırmayı becermiştir. Sultanımızı kandırdıysa bile İbni Arabi Hazretlerini kandırmaya nasıl muvaffak oldu bu adam? O mübarek adamın en usta riyakarların bile niyetini okuyacak kudrette olduğuna inanırım. Günal. Sen Ertuğrul'un pür telaş, gizlice Ankara'ya gitmesinin sebebini bilir misin? Şehzade Kılıcı Aslan'la anasının Ankara Kalesi'ne sürgün edildiğini öğrendi de ondan. Siz ne dersiniz Emir Hazretleri? Ertuğrul'un Sultanımız Gıyasettin'e karşı bir isyan hevesinde olduğunu düşünürüm. Asi Türkmen beyleriyle ve hatta azgın babayi zümreleriyle ittifak ettiği hakkında işittiğim sözler vardır. Nasıl mümkün olabilir ki? Kardeşi Sungurtekin, obasını bırakıp da neden geldi? Malatya'da, Kefersut'ta, Amasya'da başı bozuk Türkmen zümreleriyle irtibat halinde olduğu bellidir. Sadece Sungurtekin de değil. Kardeşi Gündoğdu ve Dündar Beyler. Hepsi bu işin içinde. O vakit Ertuğrul'un kellesini almak vaktidir. Emir Hazretleri, müsaade edin ben de sizinle geleyim. Sana daha mühim bir vazife vereceğim Günalp. Tekfur Kritos, Karacahisar'a gelecek. Onunla devlet adına sulh görüşmelerini yürütmeni isterim. Talimatlarım bu evrağın içindedir. Sakın dışına çıkmayasın. Şimdi tez kaleye dönesin. Emir Hazretleri ben... Ertuğrul meselesini ben halledeceğim. Şimdi devletimizin sana verdiği bu mühim vazifeyi ifa edeceksin. Emredersiniz. Müsaadenizle. Günal. Sultanımız büyük bir sefere çıkarken bu sulh anlaşmasının önemine binaen gereğini yapacağını bilirim. Merak buyurmayın. Altın Oba'nın yerini öğrendik Emir Hazretleri. Ertuğrul'dan evvel varmamız icap eder. Tez yola revan olalım.
Aslan kızım, diyesin hele. Göç meselesinde ne diye bu kadar tasalanırsın? Devletimiz kanı bozulanlar tarafından kuşatılmış Hayme Ana. Ertuğrul Bey'ime neler ettiklerini siz de gördünüz. Turgut, Bamsı, Sungur Bey, Artuk Bey neredeyse gözümüzün önünde idam edileceklerdi. Gayrı ne devlet vardır yanımızda, ne de sultanımız. Aslan, beylerimiz yeri geldi, yanımızda sultanımız olmadan da zorlukların üstesinden geldiler. Üstelik pusatlarıyla, yüreklerinin kuvvetiyle geldiler her şeyin üstesinden. İmdiden sonra da geliriz evvelallah. Sen ne diye bu kadar yese kapılırsın ki? İmdi evvelki gibi değildir Halime. Emir Saadettin ziyadesiyle kudret sahibi olmuştur. Gücümüz vardır lakin herkesle nasıl baş edeceğiz? Kızım, sen böyle etmezdin. Hatun halinle koskoca Çavdar Obası'nı onca vakit idare ettin. Beylerin gerisinde durmadın. İndi nedir bu halin böyle? Neden bu kadar korkarsın? Benim korkum kendim için değildir Hayme Ana. Ben obalarımızı düşünürüm. Göz göre göre ateşe atılmayalım dediysem bu korkaklık değil, ihtiyattır. Biraz düşünseniz siz de bana hak vereceksiniz. İmdi müsaadenizle. Halime. Köpekler. Bunun intikamını yanınıza koymazlar. Bırakın diyorum. Bırakın. Anan ölecek. Kim alacak intikamını? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Saldırın! Haydi saldırın yiğitlerim. Devlet için saldırın. Şehzadeyi koruyun. Haydi Allah! Haydi Allah! 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 Allah!
Şehzadem! 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 Dayan şehzadem! Dayan, kurtaracağız seni! Dayan! Abdurrahman! Şehzademle siz ilgilenin! Yarasına iyice bakın! Sarın yarasını! Ağabey! Atabey Altınoba'nın peşine gidelim! Emir olur beyim. Haydi. Bana kıyamayacağını söylüyordum. Nikahlı hatunuza merhamet edeceğinizi biliyordum. Bizim merhametimiz de, adaletimiz de Allah içindir Maria. Sana kucak açmamıza rağmen sen bize ihanet ettin. Bizi arkamızdan vurdun. Gayrı hatunum değilsin Maria. Seni boşadım. Zaten bu yüzden buzundan da beklersin Maria. Aksi olaydı seni çoktan öldürürdüm. Artık be. Beyliğinizi gösterin, beni affedin ne olur. Burada aklımı yitirmek üzereyim. Bunları hainlik etmeden düşünecektim Maria. Şimdilik burada kalacaksın. Vakti geldiğinde hükmünü vereceğiz. Artık Bey ne olur. Artık Bey affet. Ne olur.
Artık Bey. Artık Bey affedin beni, ne olur. Artık Bey, merhamet edin bana, ne olur. Artık Bey. Artık Bey, yalvarırım beni affedin. Bağışlayın beni, ne olur. Artık Bey, ne olur. Artık Bey. Artık Bey, merhamet edin bana, ne olur. Artık Bey, ne olur. Ne olur, bağışlayın. Ertuğrul denen o herif geldi. Kurtaramadı. Öldürdüm onu. Oy. Katil! Nasıl kıydın arslanıma, nasıl? Ben de seni öldüreceğim. Ben de seni öldüreceğim. Geber. Geber. Evladının yanına, oğlunun yanına git. Geber. Geçmiş olsun Altunaba. Tam vaktine geldi Saadettin. Melike Sultan'ı öldürmüşsün. Şehzade nerede? Şehzade ormana kaçtı. Peşinden yetişti mi? Tam yayla bulacaktım. Ertuğrul yetişti. Ertuğrul mu? Şehzadeyi kurtarabildi mi? Hançerimden kurtaramadı. Hala. Hala. Şehzade öldü demek. Şehzade öldü. Gel bir yarına bakalım. Gel. Gel. Ertuğrul'un attığı ok öldürmese de süründürür. Artık her şey bitti Saadettin. Devlet. Devlet bizim hükmümüzde. Artık istediğimiz gibi tanzim edebiliriz. Varsın Saadettin! Çıkar şu oku Saadettin!
Devleti tanzim edeceğiz Altunaba. Lakin sen olmayacaksın. Sultan Saadettin'in sözüdür bu.